Başım ağrıyor, beynimde bir şeyim var, yoksa tümör mü çıktı, Allah'ım ben ne yapacağım? Şimdi bu belki de benim en fazla duyduğum sorulardan biri. Çünkü ne zaman beyinle ilgili bir şey anlatırsan insan önce kendi şikayetini düşünüyor ya. Hani beyinde, kafada, kafa ağrıyorsa kesin beyinle ilgili bir şeyler vardır diye insanlar doğal olarak düşünüyor. Ben de yani bu işlere girmeden önce biraz sinüzitten falan dolayı çok baş ağrısı çeken bir insan olarak sıklıkla genç dönemimde hani o ergenlik sonrası böyle büyümeye yakın bir anksiyete dönemi geçirirsiniz ya, bir gerilirsiniz, ulan hayat ne olacak, ben ne olacağım falan diye. O sırada böyle kendinize fazla düştüğünüz dönemlerde ben de düşünmüşümdür, abi sürekli başım ağrıyor, kesin beynimde bir şey var falan diye. Bugün hani bu soruya daha önce çok cevap verdik, farklı mecralarda, televizyonda falan da anlattık ama bir de soru yorumda bulunsun. Çünkü çok temel bir konu bu. Hem de bizim anlattığımız beyinle ilgili aslında bir aydınlanma taşıyor içinde biraz. Hani ondan da bahsetmeyi özellikle seviyorum. Arkadaşlar beyin öyle bir organdır ki bir sürü özel vasfı vardır falan filan ama siniri olmayan tek organdır. Yani kendi duyusunu hissedemeyen tek organ beyindir. Bak bu çok acayip bir şey düşünürseniz. Bütün vücudun duyularını, işte özel duyularınızı görme, işitme, tatma, koklama, dokunma hepsini fark eden, hisseden, bilinçli olarak algılayan yer bildiğimiz kadarıyla beyin. Ama kendi duyusunu hissedebilecek sistemi yok. Mesela beyin ameliyatlarında hastalar uyanıkken lokal anesteziyle kafaları açılıyor. Doktorlar hastayla muhabbet ederken beyni kesip biçiyorlar. Tam derler ya, kesseler acımaz diye. Beyin hakikaten öyle. Kesiyorsun, acımıyor. Bir şey olmuyor. Yani hasta orada olan şeyleri doğrudan hissedemiyor. Niye? Bir beden bölgenizde olan bir şeyi hissedebilmeniz için orada duyu siniri diye bir şeyler olması lazım. Duyu alıcıları olması lazım. O alıcılar neye hassassa o duyuyu sizin hissedebilmeniz ancak mümkün oluyor. Mesela elimizde dokunma, ağrı, gıdıklanma, işte kaşıntı falan gibi reseptörler, yani alıcılar olduğu için işte bu deride böyle şeyler hissediyorsunuz ama beyinde bunların hiçbirisi yok. Böyle duyusal sinirleri yoksa bir yerin, oranın ağrıması da söz konusu değil. Beynimizde bir şey olduğunda, Allah korusun, beyin hastalıkları çok ciddi hastalıklar biliyorsunuz. Mesela tümördür, kanamadır vesaire gibi durumlarda hastalar genellikle kafalarının içinde pek bir şey hissetmezler. Mesela beyin kanamaları durumunda sıklıkla görme bozuklukları, denge kaybı, mide bulantısı gibi vücudun diğer duyusal ya da işlevsel bölgelerine yansıyan bazı sıkıntılar deneyimlenir. Ama böyle kafamın içinde bir şey var falan gibi bir his pek nadiren oluşur. Çünkü beyin böyle duyuları algılayamaz. Peki baş niye ağrır? Başta ne var da ağrıyor? Şimdi baş ağrılarının çok farklı tipleri, çok farklı sebepleri var ama genel bir kural olarak ağrıyan şey genellikle beyninizin kendisi değil. Çok çok düşük bir olasılık beyninizde bir şey olması baş ağrınız olduğu zaman. En çok sebepleri şunlardır. Mesela beynimizi saran 3 katlı zar var. Böyle bir 3 katlı bir zar sistemi var. Yani çok acayip bir şeydir o. Böyle en içte çok ince bir zar. Ortada içi sıvı dolu, böyle muşamba gibi bir zar. En dışında da bildiğim bin poşeti gibi bir zar var. Böyle bayağı kalın bir şey. Hatta ameliyatlarda onu doktorlar hatır keserler falan. Öyle kalın bir şeydir o. Onun adı da zaten duramaterdir. Dura, yani böyle dayanıklı. Durable var ya İngilizce. O kelime aynı kökten geliyor. O kalın zar özellikle ve içteki diğer ince zarlar normal bizim derimiz, kasımız, işte iç organlarımız gibi dokular aslında. Ve burada da ağrı, acı, işte basınç algılama sistemleri var, sinirleri var. Bizim mesela diyelim beynimizin içinde yüzdüğü bir sıvı vardır. Beyin omurilik sıvısı diye, beyin onun içinde durur. Sürekli böyle yüzer haldedir. O sıvının basıncı artıp azalabilir. Mesela işte çeşitli faktörlerle susuzluğa bağlı da olabilir, dolaşım bozukluğuna bağlı da olabilir. Ya da mesela çay tiryakisiyseniz çay, kahve, işte kafein, tein falan gibi maddeler bu sıvının miktarını değiştirebiliyor. İşte çok duyduğunuz bir şeydir. İşte böyle çok çay sever, çay tiryakisi diyebileceğimiz insanlar ya uzun süredir çay içmedim, başım ağrıyor falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar bir hipoteze göre bu beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvının hacminin azalıp artmasıyla ilgili ve bu artıp azalınca ne oluyor? Dışını saran o muşamba gibi şeyler büzüşebiliyor, gerilebiliyor. Şimdi böyle olduğu zaman da bunlar bir takım ağrı benzeri reaksiyonlar tetikleyebiliyorlar. En yaygın sebeplerden bir tanesi bu. Beyin zarlarından gelen sinyaller. Ve genellikle çok kötü bir şeye işaret etmez. Ya da benim gençliğimde sıklıkla deneyimlediğim gibi. Sinüsler dediğimiz boşluklar var kafatası kemiklerimizde. Sinüs zaten boşluk demek. Bunlar bizim solunum sistemimizle alakalı böyle mağaramsı yapılar ve bunların içleri
Bazen böyle belki görmüşsünüzdür, kulak burun boğazda böyle sondalar falan sokup içeriği görüyorlar işte, bir bakıyorlar makıyorlar. Orada görüntüleri görürseniz pek böyle hoş bir görüntüsü yok içerinin. Salya sümük böyle her şey dolu içeride. Şimdi oralar normalde bizim savunma sistemlerimiz. Çünkü düşünün, nefes alıyoruz, dışarıdan böyle bir sürü bakteridir, tozdur, bir sürü bir şey giriyor. Orada onlarla savunacak bir sürü hücre, kimyasal salgı, işte o mukus dediğimiz ya da halk arasında sümük diyebildiğimiz o yapış yapış salgı. Onların hepsi çok lazım şeyler ama mesela orada bir enfeksiyon olursa, hele ki bu enfeksiyon kronik yani uzun süreli olursa, o mukus dediğimiz salgı savunma amaçlı olarak çok fazla salgılanıyor. Sonra ne oluyor? Burada bir tıkanıyor, akıyor falan. O var ya, böyle nefes alamıyorsun falan. Girişler tıkanıyor. Tıkanan yerlerden biri de tabii ki sinüsler. Sinüslere bakarsanız sinüslerin etrafında böyle gene bir zar gibi bir doku var, hücrelerden oluşan. Onun biraz arkasında kemik, hemen arkasında beyin zarları ve beynimiz var zaten. Çok yakın onlar. Mesela bazı ekstrem durumlarda, çok uç durumlarda, çok uzun süre enfeksiyonlar işte kemik yapıya da hasar verip beyin zarına sıçrarsa, işte menenjit dediğimiz bir hastalık var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Menenjit, meninx, zar, jit enfeksiyon demek. Beyin zarının enfeksiyonu. Çok tehlikeli durumlardır bunlar. Ve Allah'tan işte yakın zamanda böyle çok etkili antibiyotikler keşfettik de bunları kontrol altına büyük oranda alabiliyoruz. Ama bunlar yani milyonda bir gördüğümüz hadiselerdir. Sinüslerin enfekte olması mesela yine baş ağrısı yapabilir. Hem solunum zorluğundan hem de bahsettiğimiz dokuların o iltihabi reaksiyon nedeniyle böyle biraz fazla duyarlı olmasından ve oradaki işte ağrı sinirlerinin kimyasal olarak uyarılmasından kaynaklı olarak. Bir başka ve enteresan kaynağı boyun ve kafa kaslarımız. Şimdi bu ilginç, özellikle gerilim tipi baş ağrıları kaslarla çok ilgili olabiliyormuş literatürden gördüğümüze göre. Şimdi birçok insan gerginlikle baş ağrısını adeta böyle kol kola yaşıyor. Çok gergin bir gün geçirdikten akşam diye başım çatlıyor falan. Ve bazı migren tipleri, bu arada migreni tamamen ayrı bir başlık olarak koymak lazım. Çünkü migren devasa bir rahatsızlıklar grubunun ortak adı. Yani içinde bir sürü farklı tipi var. Ama bazı tipleri, ki migrenlerin hepsinin ortak özelliği aniden gelen, geçirilemeyen, ağrı kesicinin falan kâr etmediği nöbete benzeyen ağrı deneyimleridir. Bunların bazı tiplerinde mesela boyun kaslarını ameliyatla kesip alıyorlar. Lütfen evde denemeyin, onu şimdi doktorlar yapıyor. Böyle alıyorlar bazı durumlarda. Mesela baş ağrısı azalıyor insanların. Ya da botoks dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Hani özellikle hanımlar, ne hanımlar, şimdi beyler de yaptırıyor bile. Vücudun değişiklerini yapıyorsunuz, kasları felç ediyor. O sayede de böyle cillop gibi hani kırışıklar falan gidiyor ya, öyle uygulamalar var. Mesela bu botoks alıp boyun kasına yapıyorsunuz. İşte boyun kası belli bir süre felç olduğu için o gerginlik ortadan kalkıyor ve bu tip ağrılarda ciddi azalmalar olabiliyor. Sözün özü, kaslar çok gergin olursa, sürekli böyle kasılı kalırsa, bu kafatasınıza, kafa derinize, işte etraftaki ilişkili bütün yapılara bir basınç uyguluyor ve o basınç bir süre sonra "eh yeter gayrı" diye bir ağrıya sebep oluyor. Yani dokular artık yoruluyorlar ve çeşitli kimyasallar salgılayıp ağrı hissetmemize neden oluyorlar. Niye boyun kasları bu kadar kasılıyor? Sinirlenince kendinizi bir düşünün, böyle falan el ayak değil mi kilitleniyor. İşte birçok insan mesela fibromiyalji diye bir sorun yaşıyor. Yani kasları normalden daha kasılı halde uzun süre kalıyor. Hatta hiç gevşemiyor ve bu da bütün vücuda yayılan ağrılar yapıyor. Bu tabii ki hani şöyle vücudumuzun anatomisini bir düşünürseniz, kule gibi bir vücut, tepesinde top gibi bir kafa var. Yani bunu böyle sabit tutmak oldukça zor. Bu arada çok masraflı bir şey böyle bir canlı olmak, onu söyleyeyim. Yani kinetik açıdan böyle dimdik vücudu dik tutmak, dört ayak üzerinde yürümeye göre çok daha pahalı. Yani kediler dört ayak üstünde düşüyor ama dört ayak üstünde düşmek o kadar zor bir şey değil. İki ayak üstünde düşmek esas mesele. Bu dimdik vücudu dengede tutabilmenin en kritik noktası da bu boyun ve işte göğüs dediğimiz üst noktayı dengede tutmak. O kaslar yazık, çok uğraşıyorlar bütün gün. Mesela şu anda boyun fıtığı salgın. Bunu da hemen burada hatırlatayım. Niye? Bunu biliyorsun. Kaba böyle sürekli ilk cep telefonları oynuyoruz ya. Şimdi diyorlar ki kitap okurken de böyle okuyorduk. İyi de kitabı böyle 6 saat okumuyordun. Okuyordun, böyle devriliyordun, öyle devriliyordun. Şimdi bu cihaz seni hipnotize ettiği için boynun sürekli böyle duruyor. Böyle boynun kopsa bile fark etmiyorsun. Çünkü o sırada baloncuk patlatıyorsun ya da işte Instagram'da beğeni yapıyorsun. Ben öyle bir şeylerle meşgulsün. Bağımlılık modeli bir davranış olduğu için. Boyun çok hassas bir yer ve bu aşırı gerginlik önce orayı vuruyor. Peki bu bilgileri evde nasıl kullanabiliriz? Sürekli zırt pırt gerildiğinizde başınız ağrıyorsa muhtemelen gerilim tipi bir baş ağrınız var. Arada bir gerilimden bağımsız olarak nöbet şeklinde geliyorsa bir başka seçenek daha var. Özellikle yaşınız biraz ileri ve hayatınız yoğun olarak işte problemli ve stresliyse yüksek tansiyon. Çünkü damarlar da beyin zarlarında ağrı tetikleyebiliyor. Bir tansiyonu kontrol ettirmekte fayda var.
Bunun dışında eğer periyodik, devamlı böyle belirsiz de olsa aralıklarla ama sürekli olan bir ağrı tipiniz yoksa, yani kronik bir baş ağrısı ya da migren çekmiyorsanız, muhtemelen geçici bir sorun yaşıyorsunuz. Ağrı ile ilgili en önemli problem ve uyarmam gereken nokta şu: eğer bir ağrı tipini ara ara, sıklıkla yaşıyorsanız, ağrı kesiciyle susturmadan önce muhakkak profesyonel bir tıbbi gözetime başvurmanız gerekir. Çünkü ağrı, sebebi ne olursa olsun, bir şeylerin ters gittiğini gösteren bir işarettir. Arada bir şeylerin ters gitmesi normaldir. Vücut ondan öğrenir, kendini düzeltir. Ama düzeltemediği bir şey varsa, bu gittikçe kronikleşen, sıklaşan ve bıktırıcı hale getiren bir alarm reaksiyonuna sebep olabilir ki ağrı kesici bunun çaresi değil, sadece alarma susturucu takmaktır. Ağrı duyusunun hayatımızın en önemli duyusu olduğunu unutmayalım. Ağrı olmasaydı hayatta kalmamız mümkün değildi. Ağrı kesici medeniyetinde ağrı çekmeyi bazen hani çok kötü bir şey zannedebiliyoruz ama bence ona şükretmemiz lazım. Dolayısıyla ağrının kaynağının ne olup olmadığını öğrenmek entelektüel olarak güzel ama sürekli bir ağrıya dikkatimizi verip onun bize söylemeye çalıştığı şeyi anlamamız lazım. Ağrısız, sızısız güzel günler dileyeceğim ama o kadar da ağrısız olmasın efendim. Sağlıcakla kalalım.